Peki. Hadi hayırlısı. Kapı açılsın. Kim gelsin kapının arkasından? Caner gelsin. Sesli söyle. Her zaman vık vık vıklıyorsun. Caner gelsin isteriz. Yarın kına olsun. Caner, annesinin Caner yüzü gülsün. Annesinin yüzü. Bakmayın siz, Melek Hanım'ın morali çok bozuk. Kayahan hoş geldin. Buyurun oturun. Elim ayağım titredi. Ya. Kayahan hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Seda abla. Sağ ol. Nasılsınız? İyi vallahi. Aslı. Çok teşekkür ederim size. Vallahi ben bir şey yapmadım daha. Sen yaptın. Sen nasıl seslendiysen çocuk kalktı geldi bak. Niye bırakıp gittin burada tek başıma? Gitmek zorundaydım. Gitmek zorundaydım biliyorsun. Gitmek zorunda değildin. Ekran başındaki değerli izleyicilerimize bilgi vermek istiyorum. Aslı 22 yaşında. İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyor, tercümanlık yapıyor. Ana dili İngilizce Aslı'nın. Kayahan 27 yaşında, işletmeci, Iğdırlı. Iğdırlıyım. Niye annen istemiyor bu kızı? Nesi var? Bir çok şey var Seda abla birlikte. Abla çok şey var. Oturdular bir kere de Kumburgaz'da. Ha. İşte... Sevmedi mi anne? Ya diyor bizim örf ve adetlerimize uymuyor filan abla. Ha. Örf ve adetler. Çok özlemişim. Çok teşekkür ederim size. Defalarca Aslı'ya bak işte. Çocuk gibi ağladı ya. Gerçi 22 yaşındasın Aslı. Çok teşekkür ederim. Aa, kıyamam. Kayahan ne hissettin? Sevdiğin kadın böyle ağlıyor şimdi burada. Annen izliyorsa... Annenin haberi var mı? Kızacak mı sana? Kızar mı geldin buraya diye? Kızabilir değil mi? Kayahan da mahcup. Nasıl geldi? Çok beyefendi değil mi? Böyle şey. Telefonu. Neyse biz açarız onu. İkisinin arasında kaldım abla. İki gün sonra Kayahan'ın içinden bir canavar çıkartırız. Hiç merak etmeyin. Ekran başı söylüyorum. Şu gördüğünüz şu beyefendi Kayahan. İki gün sonra burada halini göreceksiniz. Bırakın! Başlayacak. Değil mi? Evet. Senin oğlun da öyleydi. Aynen. Bir istemeyen kayınvalide daha. Senin annen gibi. Melek Hanım da oğlunun sevdiği kızı bir türlü kabul etmedi. Nedenmiş? Neden olarak şöyle söylüyor. Ben yabancı gelin istemiyorum. Hele Anastasya'yı hiç istemiyorum. Öyle demiyor musun? Öyle diyorum. Neden öyle yapıyorsunuz ki ya? Şimdi oğlu yok ortada. Uymuyor. Örf ve adetleri aynı senin annen gibi düşünüyormuş. Evet. Örf ve adetlerimize uymaz. Sen diyor. Bana sürpriz yapmak için mi telefonlarımı açmadın yoksa? Aynen. Nasıl geldin? Annen nerede sanıyor seni? Görünce ne yapacak bizi? Belki de izliyordur, bilmiyorum. İzliyordur. Evden nasıl İzlemiyorsa da şu an açtı. Komşuları dediler ki, ay kız aç. Annenin adı ne? Mine. Aç demişlerdir. Çabuk 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 oğlum televizyonda Seda Sayan'ı aç. Beni özlemişsin, titriyorsun.
4 ay oldu. Ne olacak şimdi? Annenle konuşacağız. İnşallah. Aslı, senin ailen bir şey demiyor ama galiba. Ben ailemle görüşmüyorum. Niye? Annem ve babamla görüşmüyorum. Neden? Çok uzun zaman oldu. Yani 17 yaşından beri. Ayrılar mı? Onlar beraberler ama benimle görüşmüyorlar. Belki onların da kafa yapılarına uymuyorumdur. Bir türlü uyduramıyorum kimsenin kafa yapısına kendimi. Sultan gibi. Sultan'ın Allah'tan babası arkasında duruyor da yani. Yani Seda'nın benim kimsem yoktu, ben ona tutulmuştum. O da 4 ay önce geleceğim dedi, gitti. Bir daha gelmedi. Yani zar zor konuşabiliyorum, anlamıyorum. Anne sordu, aklını mı çeliyor? Melek Hanım gibi başka birisini mi yakıştırıyor oğluna, benim yerime? Aslında biraz da bunu aldım hem iki taraftan, hem annem hem arada kalan siz arada oluyorsunuz, ben anlıyorum. Ben de sezon bitti, gittim memlekete. Özlemedin mi beni, hiç düşünmüyor musun orada? Başka biri mi? Kayahan, Caner de senin gibi oldu, Melek Hanım'ın oğlu Caner. Sevdiği kadınla işte biraz önce söyleyeyim, annesinin arasında kaldı, aynı senin gibi. Bunu aldı, bak yok çocuk orada da. Şimdi ben Anastasya'ya da kızıyorum, Melek Hanım'a da kızıyorum. Yok mu? Olan Caner oldu. Yok mu? Kavga ettik akşam, gitti gidiş o gidiş. Haber yok. Ben de bir gün kaybolacağım abla. Caner'i de seviyorum yani. Sen de. Ben de çok seviyorum. İnşallah çıkacak ortaya. Bakalım Kayahan'ın annesi nasıl bir fırtına gelecek stüdyoya, bilmiyoruz. Ha, hazır ayrılmışken ayrılın oğlum, boş verin. Annen istemeyecek onu. Nasıl, tavsiyeni alayım bir dakika. Hiçbir zaman istemeyecek. Asla istemeyecek anne. Annesi mi? İstemeyecek Kayahan'ın annesi. Kabul etmeyecek. Iğdır dedi. Ben örf adetlerini biliyorum. Elazığ desin, biliyorum. Ben adetlerini biliyorum. Kabul etmezler o kızı. Melek Hanım dedi ki Kayahan'a, oğlum 4 aydır ayrıymışsınız, devam et, boş ver, barışmayın dedi. Hiç çünkü uğraşma dedi, olmaz, annen istemiyor dedi. Doğru mu söylüyor? Niye hayret Ayşe? Ya doğru dedi, görüyoruz. Şöyle bir şey var, biz aşktan yanayız, evet. Aşkı savunuyoruz ama ailelerin, annenin, babanın istemediği, onaylamadığı ilişkilerde gitmiyor be Seda Hanım. Yürümüyor. Doğru. Ben gördüğümü yani söyleyebilir miyim? Tabii. Aslında fikir ve düşünceleri değiştirmek lazım. Ben gördüğümü söyleyeyim. Kayahan aklı başka, kalbi başka konuşuyor. Kız gerçekten bağlanmış, sevmiş. Ama kendini Allah'tan şunu dile, Rabbim kalbime soğukluk ver, ben daha az seveyim. Aa, bunu iste. Programa gelen yoksa kıza iyi değil. Çünkü senin ailen de bak yanında, arkanda yok. Verdiği tavsiyeye bak Melek'in. Bak ben Anastasya'yı istemiyorum ama ablası geliyor. Anası oradan telefona bağlanıyor mesela. Melek abla, ben nasıl daha az yok seveyim yani? Sen çok sevdim onu, ben onun gönlünü, merhametini. Ben seni anlıyorum. Çok sevdim. Lütfen. Mina Hanım, lütfen bize karşı çıkmayın. Ben burada acı çekiyorum. Onu benden ayırmayın, yanınıza çağırmayın. Başkasını aramıza sokmayın lütfen. Çok özlüyorum. Kayınvalidesine sesleniyor. Yumuşar mı kalbi? Yumuşadı mı kalbi? Çocuğu giyim ortada yok. Hala diyor ki, hala karşıyım. Giyim kuşamını değiştir. Biraz daha uymaya çalış o aileye. Daha biraz daha geri dur. Anladın mı? Seni bu şekilde zaten istemezler yani. Giyimle kuşamla alakalı olduğunu sanmıyorum. Onunki alakalı. Ha Kayahan? Bak, bir dakika Kayahan'a. Durun, duymuyorum, durun. Var giyimle abla, kuşam var. Pek biraz giyim var. Kuşamla alakalı değil galiba. Ya söylüyorum işte, aşırı derecede diyorum işte, makyaj yapma. Ha. İşte ben görüyorum. Fazla açık. Göze batma. Aynen. Aslı da göze batmayacak gibi değil ki maşallah. Nasıl olacak? İşin zor Kaya. Coğrafya kader abla. Kendisi de yani, hak veriyorum kendisine ama bilmiyorum işte. Ortada kalmışım, ne yapacağım bilmiyorum. Hayırlısı valla. Hakkınızda hayırlısı. İnşallah abla. Evet, Melek Hanım burada Caner'i beklemeye devam ediyor. Haber de alamıyor ekibimiz. Aydoğan abimiz de arıyor. Caner ortada yok. Hayırlısı inşallah.
Kayahan Aslı'nın çağrısına dayanamadı, geldi. Hemen tekrar ekran başındaki değerli izleyicilerimize Kayahan ve Aslı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Aslı 22 yaşında, Kayahan 27 yaşında ama Kayahan'ın ailesi Aslı'yı istemiyor. Diyorlar ki aslında şunu söyleyeyim mi? Tanıştığınızda Kayahan'ın başka bir sevgilisi varmış. Vardı evet Sedan. Bunu buraya yazdılarsa söylememde sakınca yok demek. Sen evet. Anlatmışsın. Söyleyeyim mi? Hülya diye bir kız arkadaşım vardı, evet. Sen Kaya'nın anasını beklerken kız girmesin kapıdan. Vallahi. Aman olabilir gidiniz. He. Çünkü Aslı ile Kaya'nın tanıştığında başka bir sevgilisi varmış. İsmini şimdi söylemek istemiyorum. Söyleyeyim mi? İkisi de nasıl bakıyor yüzüme bak. Bayağı arkadaşmışsınız. Tanırıyordum. Sen kızın elinden Kayahan'ı güzel bir almışsın. Yani o bana aşık oldu. Ama anne engeline takıldın. Evet. Kayahan'ın ve Aslı'nın beraberliğindeki en büyük engel Kayahan'ın annesi ve ailesi. İstemiyorlar. Çünkü Aslı'nın çok işte biraz önce Kayahan da söyledi ya abartılı makyaj ve estetikleri konuşuluyor. Çok mu estetik yaptırdın? Evet, devamlı yaptırıyorum. Yemin et kız daha 22 yaşındasın ya. Bir de beni konuşuyorlar. Benimle konuşuyorsunuz. 22 yaşında be. Tabii canım. Sedan beni kimse kabullenmediği için ben de kendimi sevmiyorum. Biri beni sevsin diye en güzel halimde olmam gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden devamlı estetik yaptırıyorum. Sinirden mi? Psikolojik. Evet, sinirimi kendimi, ondan alıyorum. Kendimi sevmeye çalışıyorum. Sen kendimi güzel bir kızsın. Niye? Bilmiyorum. Yanımda kimse durmuyor. Devamlı böyle terk edilip gidiliyor. Acaba çok aynen. Masraflı geliyor olabilir misin? Bak Kayahan duruyor yanında. Çıktı geldi. Helal olsun. Ama annesi ne yapacak bilmiyoruz. Ya da bir gün o kapıdan nasıl öteki geldi? Gelir mi? Çok zor. Nasıl geldi? Tabii başka biri varmış. Belki de annesi, Kayahan'ın annesi o kızı istiyordu. Belki de ondan onu taktı sana. Onu istiyordu anne. Olabilir. Abla hep kızlar mı kaçacak? Ben de... Ne dedin Kaya? Hep kızlar mı kaçacak? Bana kaçmış. Ben de geldim yani. Bilmiyorum. Olabilir. Efendim Şükran? Çok güzelsin. Çok gençsin. Ne gerek var bu kadar estetiğe ya? Hiç gerek yok. Çok güzelsin. Ayrıca... Teşekkür ederim. Doğal güzellik her zaman daha iyidir. Biraz daha yaşımız tabii ki... Geçtiğince ihtiyacımız olacak, o zaman yaptıracağız. Bizim yaşımız geçmedi Şükran. Geçmez. Asla. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben artık bir vitamin yaptırırım. Yine estetik yaptırdı. Siz çok güzelsiniz evet. Seda Hanımcığım. Allah razı çok. Olsun. Benim hamurum güzel, şekerim. Evet. Çok annem değişim güzel yok. Çocuklar doğurmuş. Var da güzelleşiyor. Olmayan nasıl evet, güzelleşiyor? Evet, evet, evet. Vallahi bak, evet, hamurum Seda varsa, Hanım. Bazın iyiyse öyle kolay mı? Git yes. Hadi yap. Ufacık, ufacık dokunuşlar bile yeterli geliyor. Zaten bu, bana sorsan estetiğin var mı de. Bundan sonra ne diyeceğim? Sor. Var mı estetiğiniz? Hayır, küçük minik dokunuşlar. Evet. Aa, valla aptal mıyım ben? Geçiyorum karşılarına böyle biliyorum. Evet, anlatıyorum bir de detayını veriyorum. Bilsinler, doğru yerlere gitsinler. İkide bir adımı şeye çıkarttılar ya. Sanki şey... Kesinlikle i̇şte sizin dobralığınızdan faydalanıyorlar. Ama bundan sonra öyle diyeceğim. Gözlerin içine baka baka. Diyeceğim ki estetik mi? Küçük minik dokunuşlar. Minicik. Minik. Evet küçük. Öyle diyeceğim. Bak Aslı'ya. Neler yaptırdın Aslı? Dudak. Kapalı. Tepeden tırnağa yaptırdım Seda Hanım. En son kalçam yaptırdım. Belini? Evet. Evet. BBL liposuction. Dudak dolgusu. 3 kere yaklaşık burnumu yaptırdım. Botoks, kaş kaldı. Niye 3 kere burun? Bir türlü yeteri kadar küçük gelmiyor bana burnum. Şu an nefes alamayacak kadar. Dudaklarımda silikon mu var, dolgu mu var? Dudaklarımda belli bir CC'den sonra saymayı bıraktığım kadar dolgu var. Hmm. Daha yaptırma sana artık yeter. İşte. Doymuyor musun? Ne oluyor? Doymuyorum Seda Hanım. Bir türlü aynaya baktığımda yeteri kadar güzel değilmişim gibi geliyor. Ay çok güzelsin. Mesela Kayahan beni makyajsız, lenssiz böyle uyandığım halimde daha çok beğendiğini söylüyor. Daha ne istiyorsun? Öyle sevdiğin adam bunu söylüyor sana. Bilmiyorum. Hülya da böyle çok estetiksiz, doğal
bir kadındı, bir kızdı. E, tanışıyorduk evet. İlk tanıştığımız zaman. Onunla ama hoşlanmıyordum ondan. Onunla bir birliktelikleri vardı ama... Bazı erkek de abartılı estetikli kadınları da seviyor. Bazı erkekler de beğeniyor. Abartılı göğüsler, abartılı kalça, ne bileyim abartılı. O zaman beni telefonla ne diye kaydettiğini size söylesin Kayahan. Ne diye kaydettin Kayahan? Botokslu yarim. Botokslu yarim. Ama bu botoks değil. Mesela bazı haberlerde de botoks diye geçen şeyler dolgu onlar. Şunu da öğrenemediler ya. Botoks ayrı bir şey. Botoks sadece kasların işlememesini sağlıyor. Yani kırışık varsa orayı oynatmayıp öyle kalmasını sağlıyor. Botoks öyle bir şey değil. Şimdi aslında dolgu var, dolgu. Botoks deyip o kadar hafife almayın. Dolgu var. Anladınız mı? Bunu bilmiyorlar işte. Bilenleri göndermek lazım bu röportajları. Ben özel bir şey açacağım bu konuda. Yapacağım zaten. Vallahi bir tane hastane yapıp İnşallah. Bütün parası pulu olmayan kadın, erkek ne varsa yaptıracağım onları. Hayır sen yaparsın. Vallahi erkek yaparsın. Mesela burnumdan nefes alamıyor. Sen yaparsın. Yani bu bendeki bu deformasyonu anlatayım size. Dedi ki Seda Hanım benim burnumda et var. E niye yapılmıyor dedim. Böyle burun. E dedi ben yaptırırım dedim. Orada bile durmadım yani. Hani işim değil. Oradaki görevim başka. Ama bu ama senin farklı içindeki bakıyorsun. Seda başka da ondan oluyor. İçinde başka bir Seda daha var. Evet, o evet. Konuştu. Yardımcı dersin. Olmak aslında bu biliyor evet. musun? Ama Aslı'nınki biraz şeyi geçmiş artık. Aslı diyor ben yine geleceğim diyor. Hastaneyi açsın demin alkışlıyordu abla. Ben de siz gelebilir miyim diyor. Siz hastaneyi açarsanız ben de gelebilir miyim dedim. Bak. Ya ne bana karşı çıkıp siz yaptırmak istiyorsunuz. Seda Hanım inşallah çok yakın zamanda hastaneyi açarsınız. İlk önce de bizi alırsınız. Evet. İnşallah. Çok herkes yazıyor. Sosyal medyadan da yazıyorlar. Abla şuramı yaptır, abla buramı yaptır. Var ya göğsü çok büyük böyle duran kızlar var. Ya da hiç yok. Ya da doğuştan şey. Neyse canım programa doktor gelmiş gibi oldum.